Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün senle Tonguç evladım benim mayaları canlatacağız. Çamaşır mı yıkıyoruz hocam? Ne diyorsun lan dangoda? Hocam ben niye aldım? Bak Tonguç'um, bugünkü deneyimimizde kullanacağımız ekipmanları hemen gösteriyorum. Hızlı bir şekilde anlatacağım sana. Bir huni senin şapkan Tonguç evladım. Rica ederim. Aynı zamanda mayaları kullanacağız. Mayalar biliyorsun canlılar sınıfında çok önemli bir kısımda. Aslında işte ekmeğin yapılması falan filan. Toz şekeri kullanacağız. Ilık su, onsa bir çay, bir yemek kaşığı Tonguç'um. Balon ve balonu şişeceğiz birazdan. Ne alakası var hocam bunların? Şimdi bunların hepsi merak ettim. Leğen ve su Tonguç evladım. Ilık burada kaynak. Sıcak bir su var burada. Bir de kettle'ımız için kaynar su var. Bunların hepsi süper deney yapacağız. Şimdi ilk başta yapmamız gereken Tonguç'um mayaları açıp bu mayaları bu şişenin içine koymak. Ve mayaları aslında canlanacağız. Şimdi hemen şunu bir dökelim şöyle bir. Harika. Hemen bu mayalarımızı açalım. Bir yemek kaşığı mayaya ihtiyacımız var. O yüzden böyle hocam, bir... yemek mi yapıyoruz anlamadım ben hala. Oo, gerçekten de. Bunları böyle teker teker bak bu maya aslında. Maya bir mantar grubu Tonguç Erlen Bey. Bu mayayı biz böyle bunun içine şöyle dökeceğiz Tonguç'um. Dışarıya tabii dökülebilir. Bazen. Birazcık dökülür. Olsun olsun sorun değil. Mayalar bizim canımız diyoruz. Çünkü ekmeğimizin aslında ham maddesini oluşturuyor. Ben sadece hamurla besleniyorum hocam. Evet tebrik ediyorum seni. Mesela hemen bir tane daha mayamızı açalım. 30 gram maya ihtiyacımız var. Bunların her birisini ölçtük Tonguç'um. 11 gram maya çıktı. O zaman 33 gram olur hocam. Evet 33 gram. Gerçekten çok güzel bir kaliteli bir hesap yapabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Ama dökülenlerle 30 gram anca olur zaten. Aynen çok evet. Döktünüz dökülenler de gerçekten ne yazık ki 3 gramı da yola gitti. Şimdi bu mayaların hepsini aslında bu şişenin içine koyduk. Ekmek sonra, mi yapacağız hocam? Şimdi ne yapacağız? Bu mayaları canlandıracağız. Ben. Ondan sonra Tonguç evlenmeyeyim. Bu şekerimizi, toz şekerimizi şöyle şunun içine hemen koyalım. Evet tebrik ediyorum seni. Böyle de koyduk. Ilık su var Tonguç'um. Ilık suyu. Huni. Aynen bunun içine koyduk. Ilık suyu. Evet bunun içine koyduktan sonra. Şurup yaptınız hocam resmen. Tabii ki mayalar artık canlanmaya başladı. Çünkü mayaların tek ihtiyacı biliyorsunuz su ve birazcık sıcaklık. Su ve sıcaklıkla mayaların ihtiyacını karşılayabiliriz. Tabii bunun için de kaynar su yapmamız gerekiyor. Kaynar su yapacağız Tonguç'um. Burayı böyle birazcık hocam, sıcak suyla. Hocam başımızı anlamadım hala ya. Sıcak suyla ben gerçekten ısıttık burayı. Ve sonrasında bu leğenin içinde sıcak su var. Evet hemen şunun kapağını alalım bir kapağıyla hemen bunu bir kapatalım ve sonrasında Tonguç Erlen Bey sen bunu bir çalkalayalım. Bu da bana kapak olsun. Bu hayır saçmalama bunu çalkalayalım bir kendine gelsin böyle bir. Evet tebrik ediyorum hocam, seni. Hocam resmen coşku verdiniz. Evet gerçekten ortalığı birbirine kattık ama yapacak bir şey yok. Tonguç Erlen Bey. Annem görmesin her yer pis oldu. Mayalar gerçekten de bak hemen bak şişmeye başladı gerçekten de. Mayalar sıcağı görünce tabii. Ortalık kızıştı. Birbirine girdi tabii. Sıcak suyun içine sonra bunu oturtacağız ki ne olacak biliyor musun Tonguç'um? Bu aslında artık ne olmaya başladı? Sıcak suyla beraber aslında mayalar artık hareketlere başladı. Ne yapıyorlar biliyor musun? En çılgın deneyimiz bu hocam. Oksijensiz solunum yapıyorlar ve gerçekten pis bir deney oldu. Ama sonrasında bu balon Tonguç Erlen Bey, bu mayaların işte bu yaptığı oksijensiz solunum reaksiyonu sayesinde yani karbondioksit ortaya çıkması sayesinde birazdan şiştiğini göreceksin ki zaten mayalar şu anda reaksiyonu başladılar. Bilim için her bu, şey feda olsun. Sıcaklıkla tebrik ediyorum. Bir tane peçete de alalım arkadaşlar. Ellerim berbat hocam, oldu. Hocam bence size direkt bornoz evet, verelim. Bu sırada ortalığı birbirine kattık. Görüyorsun Tonguç'um etraf birbirine bilim girdi. Bilim için yaşananlar. Ama sonuçta her şeyi ne için yapıyoruz? Senin daha iyi öğrenebilmen için yapıyoruz dedik. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ve bakalım acaba bu balon birazdan şişecek mi? Acaba çok heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bunu böyle çalkalıyoruz. Mayalar birazcık canların hadi bakalım diyoruz. Mayalara birazcık hadi motivasyon ver Tonguç Erlen benim hocam canlanma... resmen biber olan bebek maması yapmışsınız evet, gibi oldu ya. Mayalara canlanma mutasyonu bekliyorum senden. Birazcık daha sıcaklığını arttıralım. Suyun ve bu sayede... Hocam her şeyi en sona alın. Birazcık zamana bırakalım şimdi. Bu birazcık hızlı çekim yapalım şimdi Tonguç Erlen senden burada. Evet Tonguç görüyorsun hocam, mucizevi bir olay gerçekleşiyor burada. Mayalar canlanıyor ve gerçekten de mayalar canlandı ve balonu şişirmeye başladı. Yavaş yavaş daha da şiştiğini hocam, göreceksin. Hocam hava yükselecek mi biberon? Evet biberon gerçekten de biberonumuz büyümeye başladı. İnşallah sen de tabii burada ne yapıyorsun aslında? Mayaların bu reaksiyon sayesinde ürettiği karbondioksit sayesinde ne yapıyorsun? Buradaki balon hatta bak gergin. Wow gerçekten de. Eskiden de yumuşacıktı. Şimdi artık şişmeye başladı ve balonda da bir delik olduğunu fark ettim. Dikkat ediyorsan şurada bir delik varmış gerçekten de balonda. Tabii olsun ama sonuçta balonu şişirdi. Balonu şişirdik gerçekten de evet şu anda hala devam ediyor. Şimdi bu deliği de kapatalım hocam, hemen böyle. Hocam birazdan yoğurda mı dönecek? Tonguç bak mayalar bizi patlatabilir. Mayalar aslında Tonguç canlılar sınıfında neler vardı? Hayvanlar vardı. İnsanlar. Bitkiler vardı.
hayvanlar, bitkiler. Mantarlar. Ondan sonra mikroskobik canlılar vardı. Bir de mantarlar vardı Tonguç'um. Bitkiler, mantarlar bitki değildi. Mayalar da işte bu mantarlar grubunda çok çok önemli bir yere sahip. İşte bizim ekmek yapmamızı, hamur yapmamızı, işte ekmeklerin dönüşü. Aynen, bu mantarlar aslında bize bayağı bir faydalı canlılar. Ve bu sayede mesela şu anda bu yemeklik aslında bak böyle, hatta üstünde de şeyler var. Poğaça resimleri var. En bak sevdiğim. Gerçekten de patlıyor artık mayalar. Ben bunu böyle tıkayım. Balonumuz hocam, delik çıktı. Hocam midemizde de böyle şişmesinin sebebi o mu? Hamurları? Balonumuz ne yazık ki delik çıktı arkadaşlar diyoruz. Evet, bu pis bir deney oldu. Ama sonuçta bilim rezalet için bilim için sana her şeyi yaptırıyoruz. Bak görüyor musun? Sağ olun hocam. Hala şişiyor, hala şişiyor. Gerçekten de beni patlatacak diye korkmaya başladım. Korkmayın şu anda. Korkmayın hocam, ben yanınızdayım. Evet, gerçekten de iyi, iyi bari sen beni koruyabilirsin Tonguçer abi. Dolayısıyla görüyorsun Tonguçer abi, deneylerle bilimin derin sularında akmaya devam ediyoruz. Mayanın derin sularında boğuluyoruz. İnanılmaz sert Tonguçer abi. Bak hatta şuradan fışkırdığını, hatta oo, yakın çekimde fıskiye. Gerçekten ne kadar fışkırdığını, hadi bunu tutalım. Hocam fıskiye yapın ne olur, fıskiye yapın. Evet, artık o kadar, burası içerisi gerçekten cehennem gibi oldu. Hatta bir de açalım bakalım, patlatalım bunu, böyle değişik bir deneyimiz olsun. Hocam i̇nşallah. Emin misiniz? Evet inşallah. Oo. Evet gerçekten de şampiyon. Evet evet evet, görüyorsun Tonguç Alan Bey'im. Karbondioksit gazının perişan edici etkisini, her taraf birbirine girdi. Evet ya. Hocam gerçekten bir hafta yıkamam lazım benim, evet, artık. Gerçekten de büyük bir patlama yaşadık. Olsun, kimya deneyi yani fen deneyinde seninle beraber muhteşem yeniliklere atmaya, imza atmaya devam ediyoruz Tonguç Eren Bey. Hala devam ediyor reaksiyona, görüyorsun Tonguç'um, inanılmaz kuvvetli bir reaksiyon gösteriyor. Nasıl bir şeymiş ya? Sıcak su, mayalar çok kuvvetli gerçekten. Dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz. Tabii ekmek yapmamızı sağlıyor, yemek yememizi sağlıyor. Bir sürü faydası da var. Onu da unutmayalım diyoruz. Mayalar buradaki suyu da istila etmeye başladılar. Ve seninle beraber o zaman bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hadi bakalım şimdiden başarılar Tonguç Eren Bey'im. Şunu da şöyle dökelim ve ortalık birbirine girsin diyorum. Hocam resmen coşkuyu evet, verdiniz. Gerçekten de pis bir deney oldu ama görüşmek üzere. Hadi bakalım.